Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Farm Manager 2018 çıktı. Steam'de fiyatı 32 lira. Playvein çıkarmış olduğu bir oyun. Farming Simulator gibi değil. Bir Tycoon oyunu. Burada çiftlik kurup yönetiyorsunuz. Tarlaları ekip biçtiriyorsunuz. Sebze meyve tarlaları, fideleri bahçede oluşturuyorsunuz. Seralar, ambarlar, depolar, süt işleme tesisleri falan, dondurucu tesisler. Bu tarz şekilde oynayabiliyorsunuz. Güzel bir basit bir oyun ama güzel özellikleri var. Yani şaşırttı biraz. Daha önce bu tarz oyunlar çıkmıştı. Bu yenisi. Playvein böyle Farming Simulator tarzında bir oyunu var mı? Şu an için aslında pek duyurulmadan var bir tane mekanik şeyin de olacağı, tamir şeyin de olacağı bir oyun geliyor. Sim Fabric yapıyor ama bunu geliştiren Cleverson diye bir stüdyo. 32 lirada gayet iyi çıkış özel bir indirim de var. Türkçe dil desteği de var. Aybel takımı yapmış. Diğer oyunları da onlar çeviriyorlar. Çıkışta zaten yer alıyor Türkçe dil desteği. Hikayeli versiyonda onların belirlediği bir hikaye var. Orada oynuyorsunuz. Biraz böyle ben istemiyorum. Oynamak istemiyorum. Çok farklı bir şey olmadığı için. Senaryoda böyle farklı senaryolar var. Eteburlu'da doyurdu işte hayvancılıkla uğraşacaksınız. Süt bal diyarında da Tarım Bakanlığı diyor önümüzdeki yıllarda süt ve bal olan tarımın artacağı öngörüsünde bulunuyor. İşte sen de bununla ilgili çalışma yapacaksın. Meyvecilikle ilgili bir senaryo var. En iyi besici. Ondan sonra yeşile oynuyorum mesela. Bu da şimdi kızınız vejetaryen oluyor. Seni hayvancılık bırakmak konusunda da ikna ediyor. İşte sen de hep yeşil, sebze, meyve olaylarıyla uğraşacaksın. Oyunda. Ya çok böyle iyi bir oyun değil. Efsaneleşemiyor bu oyunlar. Böyle şimdi çıktı. Bir dahaki yıl yine yenisini çıkaracaklar filan. Hani böyle olmuyor. Bize böyle sağlam bu türde kalıcı bir oyun lazım. O yüzden yani güzel olsa da bir yere kadar. Evet oyuna geldik. Şimdi sonbaharın sonunda eskiş geliyor. Buğday ekmişim zarar ettim çünkü yani buğday aşırı soğukta mefta oldu, öldü. O yüzden böyle kaldı. Şimdi buradan devam edelim çünkü sıfırdan tekrar göstermeye gerek yok. Zamanın zanlama sıcaklığı var. Sıcaklık var. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz diye şey var. Şu an hava aşırı soğukluyor. Neyi düşüyor buradan? Masrafları mı düşüyor? Aynen masrafları düştü şu an. 3 tane işçim çalışıyor. 9 tane işçim var. Bu küçük bir garaj, park yerleri. Makineleri buraya park ediyorsunuz. Seracılıkta şu an burada domates var. Otomatik sulama sistemi kurduk. Burada kuyuda mesela kuyu inşa etmezseniz tarlayı sulayamıyorsunuz. Şu tarlayı sürme, işleme, sulama sayesinde de nem oranını yükseltebiliyorsunuz. Verimliliği arttırıyorsunuz bu şekilde. Mahsul kalitesini arttırmak için zaten sırasıyla sürüp sabanlayıp işte kültüratöre geçmeniz gerekiyor. Gübresini, ilacını aşağılara karşı, otlara karşı, yabani otlara, mantara karşı atmanız gerekiyor. Ondan sonra topluyorsunuz, bayılıyorsunuz, makineleri yıkıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Arıcılıkta böyle kovanlar ekledim. Bununla uğraşıyorum. Bunlar iyi para kazandırıyor, masrafları karşılıyor. Tavşan kafesleri falan da var. Burada kalıcı çalışanlar için ev var, bir de mevsimlik kişi için ev var. Burada malikane denilmiş de buna, yani burada eğitim olayları var. Bunları alıp geliştiriyorsunuz işçilerinizi. Mesela bazı eğitimi almak zorundasınız çünkü bazı aşamalardaki binalar daha sonra açılıyor. Bunu aldıktan sonra mesela 365 gün sürüyormuş bu. Bir yıllık bir eğitim var. 100 bin altın vereceksiniz. Başka arazi satın alabiliyorsunuz. 2. seviyeye gelmeniz gerekiyor bunun için konak seviyesini. Bina gelişimini yapabilirsiniz. Herhalde bundaki olay ha. Aynen bundaki olay. Bunu yükseltip ondan sonra olur. Bakiyemiz burada yani ne aldık ne almadık hepsini burada görebiliyorsunuz. Borç alabilirsiniz. Kredi çekebiliriz buradan. Raporlar satılan malları gösteriyor bize. Depolardaki mal yani burada bir sürü fark var görüyorsunuz. Bunları hep daha da fazlası var böyle. Burada uyar yetiştirme, elma suyu üretme. Buna fabrik kurmanız gerekiyor. Önce elmayı yapacaksınız. Ondan sonra onları donduracaksınız. O ayrı bir bina olacak. Onu işleyen bir ayrı bina olacak. Böyle böyle bir sürü iş var. Yani bayağı tatmin ediyor yani uğraştırıyor sizi birkaç saat. Çalışan listesi burada bizim işlemi seviyeleri var. Maaşları burada. Çalıştıkları yeri görebiliyoruz. İş tabi eğitim aldıkça uğraştıkça seviyeleri artıyor. İşe alma olayları burada tekrar. Arıcılıkla mesela bu iyiymiş. Bunu zaten bir tane var arıcılıkla uğraşan o yüzden gerek yok. Mesela bu hayvancılık kolayını biliyormuş. İyi. Ek görevler var. Yani bu Kalkınma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı gibi şeylerden böyle senaryolaştırılmış böyle hayali. Ya diyor ki sana şunu inşa et.
şu kadar para vereyim. Eğer tabii şeye kanmayın, batarsınız. Çiftliğimizin bilgileri. Buradan tarla oluşturabiliriz. Buradan yol oluşturabiliriz. Buradan şimdi işte kafes, ördekler falan var. Arıcı binası, büyük tavşan kafesleri var. Ağırlar var. Küçük domuz ağırı var. Küçük barakalar var. Keçi, koyun. Mesela buna girelim biz. Domuz bence yetiştirelim. Domuzu şöyle. Neyse böyle yapalım. Ve anlık FPS düşüşler oluyor ya. Onu olmuyor diyemem. Böyle biraz arayüz de pek yani güzel arayüz de yani ortada olsaymış biraz daha böyle kolay ulaşabilir şeyler olsaymış iyi olurmuş. Yani buraya tıklıyorsun, buraya tıklıyorsun. Yani böyle aşamalarla uğraşıyorsun. Şimdi burada mesela bak slash deposunu yaptık. Oraya bir adam koyduk. Slash lazım inekler için. Ondan sonra dondurma yerleri görüyorsunuz bak çilek, kiraz, elma. Süt işleme tesisi var. Bunu inşa edecektim. Çok büyük bir alan istiyor. O yüzden şu an inşa edemedim. Sütüm 1-2 ineklerden satıyorum onları. Eğer donduruculu depo inşa etmezseniz sütler kalıyor belli bir süre kadar sonra yok oluyor. Yani ziyan oluyorlar donduramadığınız için. O yüzden orada elmalar falan ne varsa artık gereken oraya depolanıyor. Şimdi bunu yaparsak peynir, kaşar falan üreteceğiz. Mezbaha da var. İnekleri falan kesmek için et üretimi yapılıyor orada. Oradakileri de dondurmanız gerekecek. Meyve suyu fabrikası inşa ediyorsunuz. Değirmen inşa ediyorsunuz. Una dönüştürüyor buğdayı. Yulaf falan mısırı. Bir de tohum ve fide üretimi var. Burada seralar falan geliyor yanına binaların. Görüyorsunuz. Tohum üretiyoruz. Kendi tohumumuzu alıp satacağız, üreteceğiz. Kullanacağız tekrar. Süt işleme tesisinin büyüğü var. Dondurulmuş gıda fabrikası işte bunlar. Aynı şekilde. Burada da yine soğutuculu ambar var zaten. Ağır var. Bu ağırın küçükle büyük ambarın farkı işte birisinde meyveler, sebzeler, şeyler depolanabiliyor ama süt de depolanabiliyor da kalamıyor orada. Oraya sokmanız lazım. Ama büyük ağırda işte saman, ot gibi şeyler depolanıyor. Silolar 3 farklı boyutta. Küçük, orta, büyük. Gübre deposu yapıyorsunuz. Katı gübre şu an burada birikmiş bulunmakta artıyor. Silajımız burada. İneklerimiz burada. Çavdar aldım. Çünkü bunları hemen yetiştiremiyorsunuz. Başlarken. O yüzden satın alıyorsunuz marketten, pazardan. Bir tane adam koyuyorsunuz. Uğraşıyor onlarla. Otomatik olarak ayarlanıyor bunların oranları. 6 tane hayvan. Burada bakabiliyoruz. Daha yükseği için işte dediğim gibi yıllık ziraat kursuna katılmaları gerekiyor işçilerin. Burada tavuklarımız var. Yine burada görürsün izin verilen yemeklerini filan. Makine pazarından bir sürü makine alabiliyorsun. Ne gerekiyorsa çiftçilikte onların hepsi var. Ot biçme, otu toplama, yem vagonu filan bir sürü şey var burada. Hani bu da iyi olmuş. Bunların hatta kullanılmış versiyonu da alabiliyorsunuz. Daha ucuza geliyor. Satabilirsiniz zaten. Şimdi burada bakımları geliyor böyle azalıyor. Bunları tekrar bakabiliyorsunuz. Islah ettiğinizde bir tamirci çağırıyorsunuz. Geliyor onarıyor onu belli bir yere kadar. Full onarma zaten bittiğinde onarıyorsunuz. Mesela bu zor durumda. Şimdi mesela bunu satalım pazarda. Şimdi satın alma elma ağacı fidesi alıyorsunuz burada daha doğrusu. Acı bakla tohumu, kara buğday tohumu, lahana fidesi alıyorsunuz. Böyle bunların ekilme dönemleri var. Sonuçta şu an kışa geldik. Fiyat değişimi görebiliyorsunuz. Adet olarak satabiliyorsunuz. Fark etmiyor. Yani çim tohumu falan bir sürü olay burada gördüğünüz gibi var. Aşeyler olayı çok iyi mesela seviyorum bunu. Kimyasal gübre atıyorsunuz. Ot kıran, böcek savar, mantar savar atıyorsunuz. Sıvı gübre için ayrı bir makine almanız lazım. Yömörk almanız lazım. Böyle bir sürü ürün var. Yeterli. Satalım mesela tavuk yumurtasını 130 tane. İnek sütü 83 demiş sat. Bal. Yapmıyor mu ya şu an? Şimdi burada damuz. Buraya yeni bir adam alacağım ben ya hayvancılıkla ilgili. Tecrübeli. Buradaki isimler Türkçe. Yani herhalde takım yani çevirenlerin ya tanıdıkları mantıklı oldu ya da salladılar. Yine de iyi olmuş yani bu. Elma, armut bunlar lazım. Aa, nereden bulacağız sana şimdi? Buğdayla idare et mısırla. Yeter. Geldi şimdi bak şeyler. Bu değil ya. Diğeri geliyor galiba aynen. Şu etrafta rakip çiftlikler yok. Yani var gibi ama yok aslında yani. Aradığım kalite yok yani. Şu an şehirleri, kasabaları göremiyoruz. Böyle büyük bir harita olsun ki gittiği yerleri görelim. Araçların filan. Yani Rise of Industry'de mesela o iyiydi. Railway Empire'da aynı şekilde. Survival Mass çıktı filan. Ya daha iyi olması lazım ya. Kalıcı hale getirmesi için bu şeyin biraz daha iyi olması gerekiyor. Bu kadar olmamalı. Domuzlar geldi mesela şimdi araçta. Ya en hızlı şekilde oynarsak daha iyi oluyor. Ayak uydurabiliyorsunuz öyle
Yetişemiyor durum yok. Bazı oyunlarda yetişemezsiniz çok hızlandırdığınızda. Burada bir sıkıntı olmuyor. Baytar çağırabiliyorsunuz, inekler hastalanıyor filan. Seracık'ta şu an mesela bu otomatik sulanıyoruz. Damla sulama var. Burada mesela şimdi toprağı işleyeceğiz. 3 kişiyi göndereceğiz. Bunlar elle yapacaklar. İşte elle tarlayı da sürebiliyorsunuz. Ona söyleyeyim. Şimdi ben burada buğday yetişiyor da bunu gerek kalmadı artık. Buraya traktörle burayı otomatik yaptım. Hemen buluyor ne gerekiyorsa orada yapıyor da işi planlama olayı yok. Mesela sırasıyla işlesin, sürsün, eksin, gübresin gibi olay yok. Otomatik yok. Otomatiklik yok orada. Bu olması gerekiyordu yine. Çünkü hep kontrol etmeniz gerekiyor. Yani vakit var aslında, uğraşıyorsunuz onu yine kontrol ediyorsunuz. Ha, bunun kapı yok ya, bir dakika, bunun kapı. Burada çağrıdaki inşa edebiliyorsunuz. Çitleri inşa edebiliyorsunuz. Mesela çit inşa edelim. İyi olmuş bu. Daha küçüğünü de tabi bulabilirsiniz. Ya bu şekilde evlerin etrafını çevirebilirsiniz de. Biraz performans sorunu oluyor mu? Oluyor yani büyüdükçe. Bir de çok geç yükleniyor oyun. O sıkıntı oldu. Harita oluşturma rastgele olsa bile değil. Yani hep aynı haritayı oluşturuyor bize. Bir de şu var. Ha, dediğim gibi gerçek bir ortamda geçseydi iklimler farklı olabilirdi. Farklı kıtalardaki farklı ülkelerde böyle İtalya olmuş, Almanya, Doğu Avrupa olur. Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avustralya falan böyle farklı yerlerde gerçek ortamda geçse oyun işte bütçenin biraz daha yüksek olması gerekiyor öyle olması için. Yani daha iyi olurdu öyle ama böyle çok kolay kaçılmış gibi oluyor. Yani bir şey göremiyorsun bir yere kadar, hani oynadın bitti. Hep tekrar ediyor yani her şey kendini. Yani o senaryolar güzel düşünmüş ama yani o senaryoları ben daha gerçekçi bir ortamda oynamak isterdim. İyi oluyor çünkü öyle olunca. Evet, kışa geldik, gördüğünüz gibi topraklar falan soğudu böyle. Bir de bu araçlar sıkıntı olmaz umarım. Toprak dondu zaten ya. Şu an toprağı mesela elleyemiyoruz. Eksi birdeyiz. Şimdi burada tekrar domates çıktı. Domatesi böyle kışında toplayabildiğimiz için gönderiyorum buraya. Bak mesela buraya gübreleyeceğiz sonra. Var mı? Gübre şeyimiz var da. Böyle bir tane adam var. Bir kişi yapacak. Yorulacak ama olsun. Oraya da başka bir şey ekleriz. Kar yağmaya başladı şu an. Bayağı bildiğiniz her taraf karla kaplandı. Güzel oldu ya. Vallahi sevdim. Tabi araçın üzerine kar yağmıyor. O efekti yapmamışlar. Fiyatlar şu an arttığı için domates için kış mevsiminde daha pahalı satabiliyoruz. 6656 altın elde edeceğiz. Oh. Bir de bu şeyleri satalım. Süt müt varsa. Hayvanlarımız hastalanmış. Şimdi burada baytar çağıracağız. Baytarı çağıralım tavşanlar için. Tavşanlar da geliyormuş, ilginç. İki tane hasta varmış. Geldi baytar. Halletti gitti. Şimdi ilkbahar geldi de bir bug var galiba. İlkbahara girerken Mart ayında bir kar yağışı tekrar başladı. Şimdi burada tekrar bir süreceğiz. Çünkü arazi mahvoldu. Bir de burada ben şey yapmayı buldum. Ya burada tıklıyormuşuz. Ördek, kaz, indi seçebiliyormuşuz. Ördek yapacağız. Hayvan alalım. Al. O 30 tane alırız. Burada ördek yetiştirilsin. Gübre falan birikiyor. Bir sürü şey oluyor. Çimler tabi yine büyümeye başlayacak şimdi. Buraya sürdük. Buraya bir de tekrar tutor çekeceğiz. Tarımsal makine eğitimi bitti. Bir de teknik alıştırma makine bakımı yıpranma sürenin %10 azaltıyormuş. Üretim hızının artımı var. Yabani otlar varmış. Burada ilaç atacağız o zaman. Aynen. Yabani ot kıran. Kabaklar da büyüdü. Onları da toplayalım. Adam yok hiç. Biraz işçi almak lazım ya. Yine burayı dolduralım biz.
Buraya buğday ekeceğiz. Öyle öyle devam edecek zaten. Tam makine bakımı bitti. Mali eğitim, teknik alışma, makine bakımı 2. Bunu da tekrar yapalım. Azalsın yani yıpranma süreleri. Daha iyi kullanılsın makineler. Daha iyi kullanılmadığı için zaten sıkıntı oluyor. Domatesleri satalım. Kışın yani büyük miktarda domates satabiliyoruz. Kabak varmış 870 kilo. 365 303,55'miş kilosu. Sat. İnek sütünü satalım. Yumurtalar 361 tane. Şimdi bal da toplanacak artık. Bir tane rüzgar türbini ekleyebiliriz 54.000 altına. Şöyle. Burada çim büyüdü. Onu biçelim. Şöyle otomatik olarak seçersek çim biçmeyi makinesini seçiyor. Şoförünü seçiyor. Traktörünü seçiyor. Kabul ediyorum. Gidiyor. 3 tane traktör var. Bir tane de bostan traktörü var da bostan traktörünü çok az kullanıyorum. Orada biraz sıkıntı oluyor. Buraya gübre attım. Buraya bütün ilaçlarını attım. Ya sürekli bırakıyorlar, geliyorlar tekrar. O biraz sıkıntı oluyor. O yüzden buraya da bir buğday ekelim. Güzel, gayet ilerliyor çiftlik. Biraz para harcadık yine ama bir gelirimiz olacak yani. Bak şu an kazandığımız parayı görüyor musun enerjiden? Bayağı iyi ya. Şimdi çim de gelecek depoya, iyi. Buğdayları da şey yapacağız. Geçen kış mahvetti biz zaten. Bunu da böyle sürelim. Buraya korkuluk eklemedik tabii. Şeyler geliyor sürekli. Şimdi buraya elma fidelerini dikeceğiz. Bir tane traktör olacak. İki tane de şeyde, meyve ağacı dikicide işçimiz olacak. Her şey iyi gidiyor. Yani birinci bölüm böyle bitsin. Yani bir sürü şey gösterdim zaten. Bundan sonra asat falan olacak. Böyle böyle devam edecek. İşçiler çalışıyor. Elma ağaçlarını bile diktik yani o derece. Şöyle asat domatesini toplayacağız. Domates zaten parayı kazandırıyor. İnekler, minekler. Bayağı işler yürüdü. Yani sistemi kurduk. Gayet iyi işliyor. Bir sonraki bölümde yani göstermek istediğim tek şey bu süt işleme testi gibi şeyleri göstermek istiyorum. Meyve suyu üretimi olabilir. Ama bunları bir yere yani gördüğümüz bir yere satamıyoruz. O yüzden bazı şeyler yönünden eksik kalıyor oyun. Yine de keyifli oynuyorsun. Otomatiğe bağlıyorsun tabii bir süre sonra aynı şeyleri yaparak. Yani bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.